Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle transistörlerin ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yapacağız. Transistörler arkadaşlar PNP ve NPN diye çeşitleri var. Bu PNP ve NPN nedir? PNP dediğimiz base'ine eksi tetik verdiğimizde transistörü iletime geçiren modeli. NPN dediğimizde base'ine artı verdiğimizde transistörü iletime geçiren modeli arkadaşlar. İki çeşit transistörümüz bu şekilde. Şimdi ölçü aletiyle transistörümüzü nasıl sağlamlık kontrolü yapacağız? Öncelikle ölçü aletimizi diyot kademesine alacağız. Diyot kademesine alınca proplarımızı transistörün ayaklarına değdireceğiz arkadaşlar. Şöyle değdiriyorum. 770 değerini gördük. Şöyle baktığımda şu şekilde bir değer görmedik. Bu şekilde aynı zamanda transistörün hangi ayağının base, hangi ayağının emitter olduğunu da bulacağız arkadaşlar. Base olan ayağı probumuzu değdirdiğimizde diğer probumuzu diğer iki ayaktan da ölçüm alabilmemiz gerekiyor. Şöyle değdirdiğimizde 770, şöyle değdirdiğimizde 773. Şimdi 773 olan transistörün emitter ayağı arkadaşlar. Emitter ayağı her zaman kolektör ayağından biraz daha büyük değer gösterir. Şimdi buradan da anlıyoruz ki bizim base ayağımız şu soldan birinci ayağımız arkadaşlar. Soldan birinci ayak bizim base ayağımız. İkinci ayak kolektör ayağımız. Üçüncü ayak da emitter ayağımız. Bunu nasıl anladık? Çünkü probumuzun biri birinci ayaktayken diğer iki probtan da ölçüm değeri alabildiğimiz için soldan birinci ayağın bez ayağı olduğunu anladık arkadaşlar. Şimdi siyah probumuz bez ayağındayken tetiklendiği için bu transistöre PNP transistör diyoruz arkadaşlar. Böylece transistörün hem PNP veya NPN hangisi olduğunu bu şekilde bulabiliyoruz. Hem de hangi ayağının base, hangi ayağının kolektör, hangi ayağının emitter olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Evet, bu transistörde gördüğünüz gibi birinci ayak base ayağı, eksi ile tetiklendiği için PNP bir transistör, ikinci ayakla üçüncü ayağı ölçtüğümüzde ikinci ayak daha az bir değer verdiği için kolektör, üçüncü ayakta daha fazla bir değer verdiği için emitter. Emitter her zaman kolektörden daha fazla değer veriyor arkadaşlar. Bu şekilde emitterin hangisi olduğunu bulabiliyoruz. Eğer probları ters çevirdiğimizde herhangi bir değer görmememiz gerekiyor. Eğer görürsek transistörde bir anormallik olduğunu düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer göstermiyor. Bu sağlam ve PNP bir transistör olduğunu tespit ettik arkadaşlar. Şimdi başka bir transistörümüze bakalım. Burada da yine probları şöyle dolaştırarak bakıyoruz. Evet.
674 761 şöyle ters de bakalım arkadaşlar. Evet, tersinden değer göstermiyor ve iyi bir sonuç oldu arkadaşlar. Bakın bu sefer de artıyla tetikleniyor. Yani artıyla tetiklendiğimizde NPN bir transistör. Biraz önce eksiyle tetiklenmişti. Yine soldan birinci ayak base ayağı arkadaşlar. Base ayağında artı probumuz var. Artıyla tetiklendiği için buna NPN transistör diyoruz. Baktığımızda ikinci ayak 674, üçüncü ayak 760. Yani ikinci ayak yine kolektör, üçüncü ayak emiter. Bu şekilde de bu transistörümüzün NPN bir transistör olduğunu ve sağlamlık kontrolünü yapmış olduk arkadaşlar. Şu küçük transistörlerimize bakalım. Bunları da aynı şekilde kontrolünü yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 907 ve 919. Şimdi burada da orta uç base ucu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı prop orta uçta base ucu, kırmızı prop base ucunda tetik verdiğine göre bu da NPN bir transistör arkadaşlar. 912 922. Bu da demek oluyor ki soldan birinci uç kolektör ucu ve üçüncü uçta emitter ucu arkadaşlar. Orta uçta base ucu. Bu transistörümüzde sağlam ve NPN bir transistör arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde transistörlerimizin NPN mi, PNP mi ve sağlam mı olduğunu görüyoruz. Şimdi elimizde bir tane de bozuk transistörümüz var arkadaşlar. Biraz önce transistörlerimizin NPN, PNP olduğunu tespit ettik. Şimdi bu transistörümüz de bozuk bir transistör. Bakalım nasıl değer gösteriyor bize. Görelim. Bakın. Bize hiçbir değer vermiyor. Probları yer değişelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir değer vermiyor. Buradan bu transistörümüz arızalı diyebiliyoruz. Probları yer değiştiğimiz halde bize bu uçtan hiçbir değer vermiyor arkadaşlar. Bu şekilde de transistörümüzün arızalı olduğunu tespit edebiliyoruz. Evet arkadaşlar, transistörlerin bu şekilde ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yapabiliyoruz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.